Evet, ben de uzun zamandır özlediğim yerime gelmiş olmaktayım. Kısa bir aranın ardından sağlıkta bilinçli bireyler var etme ve çalışan personelin birimlerini tanıması amacıyla düzenlediğimiz Cuma sağlık sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugüne dek birçok tıbbi alanda tanımlamalarla, anlatımlarla birçok şeyi burada hep beraber izledik ve öğrendik. Bugün biraz da bize psikolojik olarak destek sağlayacağını düşündüğümüz değişik bir sunum ile stres yönetimi konulu güzel bilinçlendirmelerle hep beraber burada güzel bir eğitim alacağımızı düşünüyoruz hep beraber. Sağlık hizmeti sunuyoruz. 7/24 sağlık hizmeti veriyoruz. Yeri gelip zaman içinde iş yeri stresli anlar yaşayabiliyoruz elbette hepimiz. Bu stresi karşımıza gelen hastaya yansıtmamak gerek olduğunu düşünüyorum. Tabii biliyorum sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Ya da diğer çalışma arkadaşlarımıza da bu stresimizi yansıtıp onları da etkilemememiz gerektiğini düşünmekteyim. Stres birçok insanın karşısında olumsuz görünmemizi sağlayabilir. Yani stresli olduğumuz anda olduğumuzdan çok daha farklı olarak kişilere yansıyabiliriz. Bizi anlık olarak farklı bir insan haline getirebiliyor stres. Belki işimizle ilgili aksaklıklar yaşatabiliyor. Şimdi bugün bunlara fırsat vermemek adına güzel, değerli, hatta aramızda kısa sürede yeni katılmış bir arkadaşımız var. Kenan Akensel bizlere bugün bir sunumda bulunacak. Stres yönetimi diyecek. Kendisi oldukça haftalardır heyecanla bu sunuma hazırlandı. Bakalım bizlere neler anlatacak. Kenan Akensel'i kürsümüze davet ediyoruz. Alkışlarla. Değerli yönetim kurumu, değerli hocalar, değerli çalışma arkadaşlarım ve değerli konuklar. Hepiniz Avras Hospital'da düzenlenen Stres Yönetim adlı seminere hoş geldiniz. İsterseniz biraz kendimden bahsedeyim. 2 aylık bir çalışma sürecinde Avras Hospital'da muhasebe bölümünde çalışmaktayım. Ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunuyum. Ve bunun dışında aynı üniversitede ekonomi yönetim alanında yüksek lisans yapmaktayım. Şimdi diyeceksiniz, muhasebe bölümünde çalışan bir kişinin stres yönetimi hakkında seminer vermesi nasıl bir düşüncedir diye. Bu seminere vermeden önce çok düşündüm. İbrahim Bey ile çok kritiğini yaptık bu olayın. Ve sonunda stres yönetimi seminere vermenin doğal bir sonuç olacağını farkına vardık. Bunu vermemin nedeni, eğitim koordinatörlüğü yapmış olduğum zamanlarda stres seminerleri katılmışlığım ve vermişliğim olduğu için değerli bilgilerimi sizlerle paylaşmayı bir görev edindim. Şimdi gelelim stres nedir? Stres, günümüzde 4 farklı dilde meydana gelen İngiliz dilinde insan tecrübesi, Türk Dil Kurumu'nda stresin ne anlama geldiğini diye sorarsanız, ameliyat şoku, travma, soğuk ve benzeri olayların metabolizmada, iç organlarda ve değişik organizmada oluşturduğu bozuklukların tüm olarak açıklayabiliriz. Fizikte stres ne anlama gelmektedir diye sorarsanız, herhangi bir nesne ya da sisteme dışarıda uygulanan güç demek anlamına gelmektedir. Psikolojide stres, en önemli stres konumuzu oluşturmaktadır. Çevreden bireye yöneltilen, onda kaçınılmaz ve otomatik denebilecek bir gelinim ortaya çıkabilen bir sonuçtur. Stresin nedenleri 2 genel grupta toplanmıştır. 1. Dışsal nedenler. Dışsal nedenlerde hastalıkta olduğumuz için hastalık, ölüm, başarısızlık ve eleştirilme duygusu insanda stresin 1. aşamasıdır. İster nedenle ise daha çok bizim iç üzüntülerimizi oluşturmaktadır. Yaşamımızdaki stresi tanımak amacıyla ne gibi stresler yaşıyoruz?
yönetimle, çalışma arkadaşlarımızla ne gibi sorunlar yaşıyoruz, bunları tek tek size açıklayacağım. Stresi kontrol etmenin ilk aşaması öncelikle onu tanımaktır. Stresi nasıl tanımlamalıyım, ne yapmalıyım, nasıl bir tepki ortaya çıkar, ben bunları nasıl kontrol mekanizması içinde kendimi ifade edebilirim, bunları tanımak lazım. Başlangıç olarak her türlü stres kötü değildir. Bunun üstüne basarak söylüyorum, her türlü stres kötü değildir. Aslına bakarsak ufak tefek zorluklar bizi tek düzelikten ve maratonluktan kurtardığı için bazı bilim adamları ve psikolojik stres altında pozitif stres olarak değerlendirebiliriz. Negatif stres ise bizim daha çok karşılaştığımız görev verildiğinde veya bunları yapamadığımızda içimizde yaşadığımız sorunları tüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Stres günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Stres yaşadığımız yerler, evimizde, okulumuzda, iş yerimizde, ailemizde ve arkadaşlarımızda yaşadığımız sorunlardır. Bunun öncelikle nedeni pratik sonuçlar etkisinde kaldığımız zaman anında tepkimine yol açan strese cevap veremediğimiz zaman biz de stres yaşıyoruz. Terliyoruz. Benim yaşadığım şu an durum gibi. Bu stresin doğal bir sonucudur. Evet, stres yönetimi veriyorum, terliyorum. Nasıl bir mantık derseniz, siz değerli programın önünde terlemek benim için bir şerefdir. Stres hem kısa ve hem uzun vadeli olabilir. Kısa vadeliler daha çok günlük stresler. Bir plan verildiği zaman bu planı nasıl yapmalıyım, nasıl ortaya dökmeliyim gibi sonuçlardır. Uzun vadeli ise 3 günlük, 4 günlük ve 1 haftalık sonuçlardır. İş verilmiştir, Kenan bunu 1 hafta içinde yapmalısın. 1 haftayı doldurduğu zaman bu. İş yapamazsan eğer, stresi sen çözemezsin ve stres içine düşersin. Kendini kötü anlamda hissedersin. Strese yol açtığı bazı hastalıklar var. Bu hastalıkları ben kendi dilimle yazdım fakat tek tek hocamızdan bilgiler aldım. Böyle mi düşünüyorsunuz hocam? Nasıl? Doğru mudur diye. Öncelikle migren konusunda saygıdeğer Türk hocamızın görüşünü aldım. Migren, stresin birinci aşamasıdır. Bu gibi sonuçlarda stres... Hadi hocam teşekkürler. Migren, stresi etkileyen doğal sonuçlardan bir tanesidir. Migreni nasıl etkilersin? Uyku düzeninde değişiklikler meydana gelebilir. Geç uyanırsın ve geç kalkarsın. Sabah 4'te yattığında iş hayatına 8'de gelirsen ruhsal biçimde ölü gibi dolaşırsın. Aslında evde ölü gibi dolaşırsan direkt seni morga alabilir. Dikkatli olmak lazım. Üst sorun yol hastalıklarında da saygıdeğer Ebru hocamızın görüşünü aldım. Ani bir olaydansa uzun bir olayın etkisi diğer stresle çok büyük sonuçlara doğru gelir. Görmüş olduğunuz gibi aslında da saygıdeğer Bağım hocamızın da görüşünü alarak tek başına bile etkili olmadığı halde günlük endişeler, ruhsal sıkıntılar ve tepkimeler astıma yol açabilir. Kalp hastalıkları bölümünde saygıdeğer profesör doktorumuz Ali hocamızın görüşünü alarak stres anindeki tepkimeye yol açabilir. Kalp atışımız hızlanabilir. Şu anda güm güm ediyor kalbim. Ve bunun sonucunda tansiyonumuz düşebilir. Bu stresin sonuçlarıdır. Terleyebilirsin. Bunları çözmek için daha sakin bir ortamda, daha sakin bir planlama çerçevesinde stresimizi kontrol etmeliyiz. Soğuk algınlığı konusunda Metin hocamızın görüşüyle birlikte bazı ruhsal değişiklikler meydana gelmektedir ve bu kronik stresin bir sonucuyla soğuk algınlığına neden olur. Baş ağrısı gibi. Bel ağrısında ise bazı koşullarda sonuçta hepimiz hatın altında çalışıyoruz ve hepimiz oturuyoruz. Oturduğumuz için belimiz ağrıyabilir ve sanki kocaman bir ağrı kaldırmışız desteklenen bayanlarımız ve erkek çalışma arkadaşlarımız gibi hissederler. Bunun nedeni her saatte 5-10 dakika kendimizi dinlendirmeliyiz ve stresi çözmeliyiz. Kül ağrı. Evet, benim de yaşamış olduğum bir sorun. Bu kül ağrı probleminde insanlar stresi neden olabilir? Bazı kortizol dediğimiz yemediğimiz, içmediğimiz zamanda bile kortizol hormonu sayesinde biz kilo alabiliriz. Bu kilo hormonun nedeni stresli bir ortamda çalışmamızın nedenidir. Ve yağlı bir göbek çevresi bize oluşturabilir.
Egzama konusunda ise egzamanın sahip olduğu hastalıklardan bir tanesi değişik alerjilerden öteye hastalıklardan olmasa bile stresin yol açtığı bir hastalıktır olan egzama büyük bir derttir. Bunun dışında stresin sahip olduğu hastalıklar içinde sebep hastalığını ve saç dökülmesini yazabiliriz. Saç dökülmesinde de büyük bir sorundur. Kısırlık bölümünde ise stresin yol açtığı önemli hastalıklardan bir tanesidir. Bunun dışında insanda cinsel arzu azaltabilecek sonuçlar doğurabilir. Vajina enfeksiyon bölümünde ise stres vajina bakteriyel bölümünde düşmeleri neden olur. Bayanlardaki erken doğum bunun sonucudur. Bunun dışında karşılaştığımız küçük zorluklar, iş hayatında, yoğun bakımda çalıştığımızda, hasta kapıda arkadaşlarımız var aramızda, benzinde çalışan arkadaşlarımız var. En büyük stresi hasta kapı ve benzinlik arkadaşımız için yaşamaktadır. Nasıl diye sorarsanız, benzinde hasta kapıda direkt insanlarla iletişim halindeyiz. Ne kadar sürede kaydı alacağım, ne kadar sürede doğru cevap alacağım kendine gibi sonuçta doğabilir. Bu da stresi ortaya çıkabilir. Doğru mu aldım, doğru skorlarımı kayıt yaptırdım, doğru hastayı mı seçtim gibi. Ve bu gibi durumlarda kendimizi her zaman stresli hissederiz. Üstüne basarak söylüyorum, stres. Söylenmesi bile zor bir kelime ve insandaki stres daha büyük önemli. Şimdi sorsam, anlattığım kelimelere bağlı olarak stresi tanıyabilir misiniz diye sorsam. Tanıma şansınız var mı? Yok galiba. Stresi tanıyabilirsek, çoğunlukla başımıza gelen olayların yaşamış olduğu bir histir. Stresle oluşabilecek bazı olaylar vardır. Örneğin okulda beklemek, hamburgerli sırasında beklemek, petite kurulunda beklemek, İş Bankası, Akbank gibi bankalar kurulunda beklemek bizi stresli hisseder. İşimizde olup bitenler sonucunda stres olup olmadığını anlayabiliriz. Grafikte de görmüş olduğunuz gibi Sayın Leylama aşı stresle dolu insan olmuşsunuz diyor. Bunu sizden başka bilen var mı diye soruyor. Yok, güzel. Biz işimizdeki stresleri saklıyoruz. Arkadaşlarımızla paylaşmıyoruz. Paylaşmadığımız zaman ise daha fazla stresli hissediyoruz ve kendimizi alkol ve sigara yapıyoruz. Stresin belirtileri nelerdir diye sorarsanız, bu grafikte gördüğümüz gibi polis arabanı ek koyuyor, ağacı olarak bana lazım dediği zaman abi nereye gidecek? Masa. Şuradan metroya bin daha çabuk gidersin dediği zaman sağ ol diyen bir polis memuru. Bu karikatürde anladığımız gibi stres tek başına çok zararlı bir olaydır. Stresin belirtileri nelerdir? Diye sorarsanız, fiziksel belirtiler. Fiziksel belirtilerde öncelikle amacımız bizim doğurduğumuz sonuçlarda nelerdir diye sorarsak cevap verebilecek var mı fiziksel belirtiler? Görmüş olduğunuz karikatürde bağlı olarak. Yok. Fiziksel belirtilerde uyku değişikliklerinde değişiklikler, neşesizlik, duygusal problemler, geç kalınması gibi nedenler sayabiliriz. Duygusal belirtiler. Bunu yaşamış olduğumuz bir belirtidir. Daha çok bunu yaşıyoruz zaten iş hayatında ve okul hayatında duygusal belirtileri. Bunun başlıca örneği ve sembolü tanıdığımız bir ünlünün başına gelen tükenmişlik sendromu bunun sonucudur. Bunun dışında yaşamış olduğumuz belirtiler ise neşesizlik, kayıtsızlık, bazı tepkimlere yol açamamak, kendini stresli ortamda hissetmek, amine karşı saygısızlık gibi nedenler duygusal belirtileri sayabiliriz. Zihinsel belirtiler. Okuduğunu anlamama, yaşadığını görme, görmeme, hissetmeme gibi nedenler bizim zihinsel belirtiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Davranışsal belirtiler. Karikatürde olduğu gibi iki arkadaşın alışılmış şekilde yaşamış olduğu davranış biçimleri. Davranış biçimlerinde sosyal hayatın yoksullaşması, kendini yalnız hissetmesi,
Bu gibi sonuçlar da insan kendini değişik dalar alışkanlığına verebilir. Tek başına alır ve tek başına kaldığı zaman da stresi kalarak hiçbir zaman başarılı kendini hissedemez. Strese başa çıkma. Karakötü'de gördüğünüz gibi strese başa çıkmada ilk adımımız strese topuğunu sıkmaktır. Başa çıkma kişinin bazı sonuçlar karşısında yetkinliğini karşıdaki kişiye vermesiyle oluşur. Bu gibi tepkimeler insanın kendine olan güvenini ortaya çıkarır. Kendine örnek vermek gerekirse 2 aylık bir çalışanım ve bu 2 aylık bir süreç içinde stres yönetimi konusunu seminer vermemin kendime birazcık güvenle alakası olduğunu size söyleyebilirim. Gevşeme teknikleri. Gevşeme teknikleri bu yöntemin temel amacı sinir sistemimizin kontrol etmemiz ve tüm bedenimizi kayıt altında tutmamızdır. Bunun için değişik egzersiz çalışmaları yapmalıyız ve vücudumuzu sakin, yavaş ve derin nefes alarak kalp atışımızı yavaş bir şekilde kontrol altına almamız lazım. Fiziksel egzersiz. Spor yapmak, stresle başa çıkmada birinci aşamadır. Bunun nedeni yaşa, medeni duruma bağlı olarak değişebilir. Sosyal hayata bağlı olarak değişebilir. Eğer insan kendinden dolayı mutsuz ve kendini yeterli görmüyorsa spor yapabilir. Bazı düşüncelerini açığa vuramıyorsa spor yapabilir. Bu da kişinin maddi durumuna göre, fiziksel, koordinasyon biçimine göre değişebilir. Doğru beslenme. Doğru beslenme de hepimiz yaşamış olduğu bir durumdur. İnsanlar doğru beslenemeyerek bazı sonuçları, strese başa çıkmadan sonuçlarını ortaya çıkaramaz. Doğru beslenme dediğimiz aklınıza geliyor? Sağlıklı beslenme, çay şeker içme gibi nedenle gelebilir. Aslında öyle değil. Çay şeker içersin ama yaşamış olduğun stresle kilo alabilir. Zihinsel yöntemler. Zihinsel yöntemlerde kişi kendini aşırı stresli hissedebilir. Bu gibi sonuçlarda bir işe sen zihinsel olarak odaklanamazsan, söylenen şeyi anlayamıyorsan ve söylediğin şeyi de karşı tarafa anlatamıyorsan kendini her zaman stresli hissederiz. Olumlu yapıcı düşünme, düşünme tarzını öğrenme. Bunun başlıca aşamasında biz her zaman kendimizi olumsuz durumlara hazırlamış bir şekilde yaşamımıza sürdürüyoruz. Ben bunu yapamam, ben şunu yapamam. Yapsam nasıl olacak? Yapmalı mıyım acaba? Hep kendimizi olumsuz düşüncelerle kendimizi yoruyoruz. Aslında bunun dışında biz eğer olumsuz düşüncemizi olumluya aktarsak daha çok başarılı olabiliriz. Karagöz'de dediğimiz gibi maaş zamanı almadığı halde kişi istekli işimde çalıştığı zaman sevgili patronum diyor. Zam için teşekkür etmek istiyorum. Zam mı diyor patron. İyi ama ben sana zam yapmadım ki. Ben de onu diyorum. Zam yapmadım. O kadar iyi çalışıyorum ki bir de zam yapsanız kim bilir nasıl çalışırım. Anladım ben seni diyerek kişinin bulmuş olduğu stresten ne kadar kendini olumsuz durumdan olumlu duruma düşürüyor. Bu da stresin kendisiyle alakalı bir durumdur. Davranışsal yöntemler. Davranışsal yöntemler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar nasıl olabilir diye sorarsak yeni bir araba aldık. Yeni bir araba aldığımızda insan kendini stresli hissederse almış olduğu arabadan zevk almaz. Yaşamış olduğu hayattan zevk almaz. Zengin olsanız bile veya çok başarılı olsanız bile yakınlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla, hocalarınızla mutlu değilseniz siz mutsuz olmaya tabisiniz. Zamanı iyi kullanma. Seminerin başlangıcında söylediğim gibi zamanı iyi kullanma yetkisi çalışma arkadaşlarımızın yaşamış olduğu ilk önceli nedendir. Nasıl diye sorarsak hasta kabı, bezle, muhasebe bölümünde çalışma arkadaşlarımız var. Zamanı en iyi kullandığımız bir hastanede çalışıyoruz. Avrupa Spotsport'ta zaman ne kadar değerli olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu zamanı kullanma sonucunda en iyi yöntemle, en iyi şekilde insanları mutlu etmenin birinci kural olduğunu, bu hastanenin birinci kural olduğunu ve çalışma arkadaşımızın bunu istekliğine çevirdiğini bilmekteyim. Sosyal destek sistemlerine yararlanma.
Bunu nasıl açıklarım dersiniz eğer, çalışma arkadaşlarımız, iş hayatlarımız, eğer biz mutsuzsak, kendini içine kapatırsak, ben derdimi sultana atıyorum, çalışma arkadaşlarıma söyleyemezsem, hocalarıma söyleyemezsem, işimi atarsam daha fazla stres yaşarım. Ve bu ölüme de gidebilir. Allah korusun, sigara kullanımına girebilir ve sonucunda da Allah korusun bir ölümüne girebilir. Bu yüzden lütfen streslerinizi çalışma arkadaşlarınıza, ailenize, yakın dostlarınıza paylaşmanızı sizlerden istiyorum. Ki stresinizi yenin. Etkili iletişim becerini geliştirmek. Kişiler arası ilişkilerde yaşamış olduğumuz sorunlar. Birinci aşaması birbirimizi anlayamama. Ben bir şey söyledim. Karşıdaki kişi evet dedi mi hayır anladı. Evet, hayır dememi evet anladı gibi sonuçlar hepimizin başına gelmelidir. Girişkenlik becerimizi geliştirmek. Kendimizi uygun şekilde ifade edeme koşuluyla duygu ve düşünce isteklerimizi karşı tarafa veremiyorsak kişi içinde bulunduğu ortamdan dolayı girişkenlik becerilerini geliştirmek ve bu gibi durumlarda kaynak stresini azaltma yoluna gidebilir. Problem çözme becerimizi geliştirmek. Bu çok önemli bir kuraldır ve strese baş etmede birinci aşamalardandır. Bu gibi sonuçlar ilk önce problem geldi, hastamız geldi. Diyor ki hastamız ben yoğun bakımı için kaldırıldı. Geçmiş olsun kaldırıldı. Bunun sonucunda yoğun bakıma kaldığı zaman eğer biz gerekli bilgiyi ona veremezsek kişi daha fazla stresi hisseder. Yoğun bakımda kalan hastam öldü mü, durumu iyi mi? Bunlara sormadan biz diyeceğiz ki yoğun bakımda şu an sağlık iyi ve gerekli stresi yapmanıza gerek yok diyebilirsek karşıdaki kişiyi daha mutlu ve stressiz bir yaşama davet ederiz. Öncelikle problem gelecek. Problemi tanıyacağız. Nasıl bir problem? İş hayatıyla ilgili problem, aileyle ilgili mi problem, yoksa çalışma arkadaşlarıyla ilgili problem. Problemi tanıyacağız ilk öncelikle. Daha sonra çözüm seçeneklerini oluşturacağız. Bu çözüm seçeneklerini oluştururken aşamamız nasıl olacak? Nasıl yardımcı olabilirim ben? Nasıl kendimi ifade edebilirim gibi sonuçlar doğabilir. Ve bunun sonucunda bir çözümü seçeceğiz. Seçtiğimiz çözümü de uygulamaya koyup seçenekleri değerlendireceğiz. Bolzan'a göre stresi azaltmaya yönelik 10 temel görüş vardır. Birinci aşamamız kafein alımını azaltmak ve yarıya indirmek. İkinci aşamamız düzenli egzersiz. Üçüncü aşamamız meditasyon ve gevşeme. Dördüncü zamanımız boş zamanlarımızı değerlendirmek ve uygun sporlar yapmak. Düzenli uykumuz, bunun sonucunda gerçekçi beklentiler, yeniden bilgisayar yardımlaşma, inatçı destek, mizah ve destek sistemidir. Hikayeme geçmeden önce elinde bir dolusu görüyorsunuz. Biz bu dolusuyu eğer bir dakika tutarsak, bir dakika tuttuğumuzda şu anda ağrı hissediyor muyum ben? Hayır, çok rahat tutuyorum. Ama biz bu suyu bir saat boyunca tutarsak sol kolumuz veya sağ kolumuz ağrımaya başlar. Bir saat boyunca ve bir gün boyunca tutarsak ambulans çağırma zorunda kalabiliriz. Stres de bununla ilgilidir. Sol kolumuzda stres, sağ kolumuzda stres olduğu zaman biz stresimizi bir süre taşıyabiliriz. Ama bir süreden sonra hayatımız devam ettiği için stres de yerine durmayacak. Her türlü stres gelecek. Çalışma arkadaşın gelecek, bunun yanında yönetim gelecek, yönetimin dışında ailen gelecek. Hepsi sizden bir şey isteyecek. Bu gibi stresi yarıya indirerek biz stressiz durumdan kendimizi atabiliriz. Nasıl mı derseniz, bu gibi stresi atmak için size stres topu dağıtacağım. Stres topunu dağıtmamın nedeni, belki görebilirsiniz, stres topumu benim stresimi alacak diye sorarsanız. Evet, stres topu bilimsel açıdan açıklanmış bir sonucunda
kan dolaşımını yavaş yavaş altına indirir ve daha fazla sıkarak elimizdeki renkleri alabilme şansına sahip olabiliriz. Bunun dışında stres topunu şu an için gönül alabilme bir anını dağıtmaya başlayacak bir yandan bir slogan belirledim stres topu için. Stresinizin kontrolü avucunuzun içinde. Ve aynı zamanda yaşamış olduğumuz bazı stresleri kağıda yazmanızı istiyorum, sayfaya yazmanızı istiyorum. Yazmanızda geri dönüşüm kutusunda atarak size her zaman mutlulukla, sevgiyle, başarıyla dönmesini istiyorum. Evet. Alacağım. Evet. 15-20 dakikalık bir sunumum gerçekleştirdim. 2 aylık bir süre içinde siz değerli arkadaşlarımı, değerli yönetim kurulumu, değerli yönetim kurulu başkanımı, değerli hocalarımı tanımaktan büyük bir şeref ve arzu duydum. Avras Hospital'da çalışmış olduğumdan dolayı ne kadar şerefli, ne kadar mutlu hissetmem azdır. Çok mutluyum ve çok bu koşulda altında çalışmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki seminerime geldiniz ve iyi ki seminerimi dinlediniz. Sizi çok seviyorum. Stres hiçbir zaman yanmayın. Hayatın keyfini çıkarın. Çalışırken bile tatildeymiş gibi hissedin. Madenlerde olduğunuzu hissedin. Evet, koşullarınız çok zor olabilir. Ama tüm hastanede bu koşullar vardır. Avras Hospital koşula bakımında en iyi hastanedir. Bunu da nasıl belirtmek istediğimizi söylüyorum. Biz kocaman bir sürekli büyüyebilen bir üniversitenin topuna attığımız bir hastaneyiz. Avras Hospital'ı seviyorum. İyi ki varlar. Beni dinlediğiniz için size teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Değerlendirmek, sabretmek, sabredebilmek,
tekrarlayan travmalara sabredebilmek belki o daha da önemli. Yani günde bir defa, haftada bir defa, ayda bir defa, yılda bir defa olan stres verici bir olaya sabretmek ayrı. Bir de her gün defalarca olan bir olaya sabretmek ve tepki vermemek daha da farklı. Yani terapiktesiniz, önden ayrı sıkıştır, arkadan ayrı makas ayrı atar, emniyet şerini ihlal eder, uşağa dikkat etmez. Bütün bunları günde birkaç defa yaşadığınızı düşünün, bu ayrı bir şey var. Yılda bir defa olsa daha farklı bir şey. Yine de stresi kontrol edebilmek. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in radıyallahu anh bir sözü var. Diyor, pehlivan nedir? Pehlivan diyor, öfkesini yenendir. Demek ki öfke kontrolü veya stres kontrolü, bunların kontrol edilmek çok önemli. Bir de dediğim gibi, tekrarlayan streslere karşı koymak. Süleyman'ın tabiriyle Fahri Başhekimimiz, rahmetli Süleyman Demirel'le bir hatıramız vardı. Yanında Saadettin Bilgiçi'yle, ki doktordur, tıp doktorudur. Olduğu bir dönemde efendim diyorlar, siz çok sinirlenmiyorsunuz. Sizde sinir yok mu? Bu da Bilgiçi diyor ki, bende sinir var mı doktor diyor. Olmaz mı efendim diyor, sinir herkeste var diyor. Bende de var diyor Demirel'e. Ama ben onu diyor, kontrol etmeye çok gayret gösteriyorum. Bazen de öyle oluyor. Bir de tekrarlayan streslerle ilgili, yani sabır taşı olsa çatlar denen bir tabir var. Onunla ilgili böyle fıkra gibi bir olay. Birisi kocaman bir barık almış barıkhanede, eve gidiyor. Tam kapıdan girecek bahçeden, efendim bir dakika diyorlar, balığı taşı aldınız. O da balığın kuyruğundan sıkıca tutuyor, adamın kafasını indiriyor. Yere yıkılıyor, mahkemelik oluyorlar. İşte şerri mahkeme dönemi kabul ediyor. Adam diyor, balığı kaç aldın deyince diyor, yani kafasına vurmak mı gerekiyor? O da sen yuvala Resulü'nden diyor, ya bir şehrin mahkeme, kes ayağa kalkıyor, salavat getiriyor, oturuyorlar. Şu işi bir anlatıyor, bir daha diyor, üçüncüde Kadir Efendi diyor ki, ya bırak selatı selamı diyor, sen şu olayı bir anlat, bak Kadir Efendi diyor. Bir selatı selama diyor, üç defa sabredemediniz diyor. Ben bu balığı aldım diyor, kapıdan çıktım barıkhanede, kaçı aldım, on akça. Elime değdi ve beni balığı kaça aldın, on akçı. On akçı, on akçı, tam kapıdan geç kaça aldın, o zaman indirdin diyor. Şimdi sabır taşında çatlak olmak lazım. Bazen hakikaten hasta geliyor ve kimi strese sokuyor, öbürü geliyor, şeyi strese sokuyor, kabuldeki kısmı strese sokuyor. Belki geliyor, belki ilk baştan park yerinde, park yeri var mı, doğru mu, nasıl dolu, niye yok, nereye park edeceğim, dışarıda çekiyorlar, oradan başlıyor belki. Yani günlük hayatta stresin olmaması imkansız. Bu sadece iş yerinde değil, evde de aynı şey olabilir. Allah korusun, geçen bir hastam geldi, tansiyonu çok yüksek. İşte stres var mı, işte bu durumu nasıl, şudur budur. Hocam ben de stres kalmadı dedi, 4 ay önce aramdan boşandım dedi. Bundan sonra dedi, ne gelirse dedi, başım üstüne dedi, hiç aramız gelir. Çok bunaltmış demek yengem, selametle. Ama sabır olmak güzeldir. Bazen çocuğa karşı sabırlı olmak, bazen abiye, ablaya karşı, belki bazen anneye, babaya karşı sabırlı olmak. Sabır güzel bir şey. Ben bu stres üretiminde de buna oldukça gayret etmeye çalışıyorum. Çünkü her zaman için bizi strese sokacak olaylar çıkabilecek, çıkıyor. Bazen de belki bizim insanımızın yapısından kaynaklanıyor. Hani Karadenizleri daha canlı derler ama ben bazen hastalara kullanmıyorum, her yer Karadenizli gibi oldu. Daha da canlı. Yine nispeten İç Anadolu, Ege, Trakyalılar, Balkan popülasyonu daha belki sabırlı olabiliyor. Ama bazen bir saldırgan gibi gelen insana, biraz tatlıdır, biliyor, şöyle buyurun, bir konu nedir dediğinizde, onun daha yumuşak olduğunu, o ilk zaman alevi gibi parlayan kısmının da geçtiğini, belki özür dilekte şahit oluyoruz. O nedenle strese baş etmede sabrı iyi bir yöntem olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Sayın hocam ablaya mikrofon vermek istiyorum. Ocak 3. yıl bitti, benim 4'e giriyorum. Ben size bir kere sesiniz yükseldiğinizi görmedim ve bizden daha çok çalışıyor. Ben bir alkış istiyorum hocam. Neye sinirlenirsiniz hocam? Neye stres edersiniz? Ben çok merak ediyorum. Arkadaşlarımızda, hocalarımızda mesela. Neye sinirlenirsiniz? Stres edersiniz? Aslında ben çok şeye sinirleniyorum. Ya kapıdan girerken sinirleniyorum.
dışarıdaki düzeni düzensiz bir gördüğümde sinirleniyor. Şey yapayım, içi yol biliyor. Yani bazı insanlar böyle dışarıdan gelen bir hasta bizim için önemli. Ona yardımcı olmadıklarını gördüğüm zaman sinirleniyorum. Ama bazen sabrediyorum. Nasıl olsa diyorum, bakışım bana anladı. Herhalde biraz da karmaştı. Herhalde bundan sonra bir daha yapmaz diyorum. Sesimi yükseltmemeye veya orada kontrol çıkarmamaya çalışıyorum. Ama yani birisinin söylemesi lazım diyorum. Bazen onun amirine söylüyorum. Uyarırsanız iyi olur demişler. Ama mutlaka yaptığımız işten dolayı gün boyunca birçok insanların da beğenisini alıyoruz. Teşekkürlerini alıyoruz. İyi şeyler yaptığımızı görüyor. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin veya diğer çalışanların çok güzel diyor. Yani biz bu işte, yaptığımız işte biraz yani yol almışız ve bundan dolayı da o zaman da stresim gidiyor. Çok beklentileri de çok yüksek tutmamak lazım. Bazen de geliyorlar, örnekler veriyorlar. Verilen örneklerde de diyorum ki bu kadar beklenti olursa her yerde bu beklentinin karşılığını herkes bulamaz. O beklentileri de dengede tutmak lazım. Yani geliyor diyelim ki işte bazen hareket yapıyoruz, yemeği beğenmiyoruz. Yani biz de 60-65'i beğenirse ben mutlu oluyorum. Gördüğüm çünkü kolay değil. Her gün bunları en lüks lokantaya götürsem, orada yedirsem bir hafta sonra büyük ihtimalle orayı da beğenmeyeceklerdir. Beğenemezler çünkü her gün herkesin isteğine göre hizmet üretemezsiniz. Ama bunlar da hazır. Vallahi deneyelim ama hesabı herkes kendi ödesin. İstediğiniz yere götürürüm. Boğaz'a götürürüm. Yani her şeyi yaşıyoruz, mutlu ve stresli de ama ne kadar az olursa stresimiz, çalıştığımız ortam, insanlarla ilişkilerimiz çok daha güçlü ve sosyal olur. Biz %100 her şeyi yapabilmek mümkün değil ama normali üzerindeyiz, iyiyiz diye düşünüyorum. Daha iyi göreceğiz. Temana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eline sağlık. İki ayda bir sunum yapacağız. İki konuda bir sunum yapacağım dediği zaman biz de mutlu olduk. Yani bazı şeyleri paylaşmak çok önemli. Siz de bu konuda becerinizi gördüğünüz ailesiyle paylaşmış olduğunuz için teşekkür ediyorum. Devamında bekliyoruz. Tabii hocaya geçeyim ama hocaların öncelikle mikrofonu vermek istiyorum. Geçeceğim hocam size. Devam ettireceğim. Banu hocama geçeyim izninizle. Banu hocam hep ben böyle yüzümüz gülerken değil mi? Diş gözü hep gülüyor. Sürekli gülümsüyor. Ama tabii içinde mutlaka kızdı, sinirlendi, fırtınalar yaşadığı stres durumlarda mutlaka vardır hepimiz gibi. Siz de sinirinizi gülümseyerek kapatanlardan mısınız? Ya da tepki olarak böyle sözlü bedenle de yansıtıyor musunuz? Ya da nasıl kamufle ediyorsunuz? Ben gülümsüyorsam kesin içimden de gülümsüyorum demektir. Hani içinde yaşadığım fırtınayı yansıtan birisiyim maalesef ki. Keşke hani öyle bir yeteneğim olsa. Bence stres yönetiminde hani naçizane kendi kişisel fikrim. Kişinin kendisini çok iyi tanıması lazım. Yani ben kendimi tanıyorum. Hangi olaylara ne tarz tepkiler verebileceğimi bildiğim için o tarz durumlarla karşılaştığım an hemen çözümü anında üretmem gerekiyor. Çözüm üretilmezse çünkü olay sarpa sarıyor. O yüzden ben stres yaratacak bir durumda karşılaşır karşılaşmaz çözümünü o an üretip
anında çözüm üreterek stresten uzaklaşmaya çalışıyorum. Bir de bol yürüyüş yapıyorum bu aralar. O da gerçekten iyi geliyor insana. Bir de hayata olumlu bakmak bence en güzeli. Pozitif olmak gerekiyor. İnsanları sevmek gerekiyor. Karşımızdaki insanı empati yaparak neler hissettiğini anlamamız gerekiyor. Sinirlendiğimiz zaman da eksiklikleri zaman zaman gördüğümüz zaman da bunların insani vasıflar olduğunu görüp, çünkü hiç kimse mükemmel değil, biz de değiliz, çevremizde çalıştığımız insanlar da bu anlarda birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki. Güzelce, bunu istiyorum. Bu tür şeylerimiz yönetilebilir, aşılabilir. Bu
ölçekleri de verdik. Ölçeklerde de kendinizi bir tartın şeklinde. Sizlerde kalmasını istiyordum bu ölçekleri. Ayrıca bir değerlendireceğiz. Bakalım mevcut bakış açımızda. Kurumumuzun stres mevcudunu nasıl bir şey söylüyor? Tekrar teşekkür ederim. Vardan Hocam size geliyorum. Buradasınız. Öncelikle Şenel kardeşim adına sağlık diliyorum. Çünkü çok iddialı bir konu. Böyle bir konuda bırak iş olmasına rağmen çok da performans sergilediğini düşünüyorum. O merakla geldim zaten. Ne yapacak acaba diye. Ses konusuna gelince sessiz bir dünya hayal etmek mümkün değil. Hepimizin öyle ve böyle sesimiz var. O yüzden uzak durmakta fayda var stresten. Mesela yazın ben tatile giderken otellere gidiyordum. Yok musluk aklım, yok kapı kilitlen, yok bilmem, yok deniz manzarası, orman manzarası. Onu bıraktım, her yer orman manzarası, yerlere gitmeye başladım. Çıktım yerlere mesela. Buzlu su içmeyi seviyorum. Buzlu su olmazsa sonunda ben su içemiyorum. Çıkıyorum yerlere, Pırada su içiyorum, artı bir derece. Mesela sıcak denize girmekten nefret ediyorum. Gidiyorum. Buzlu gölünde yüzüyorum, buz gibi. Ayağını hissetmen mümkün değil 10. saniyeden sonra. Daha da yöntemler var. Yani herkesin kendine göre tatil seçmesi lazım diye düşünüyoruz. Ali Rıza Hocam mesela spor yapar, sabah 5'te kalkar, bilmiyorum biriniz var mı, tenis oynar. Toplara vura vura, ne ses kalıyor ki, buraya geliyor, yumoş gibi. Ben akşam gidiyorum, dolmuşum burada, milleti yazmak mümkün değil. Bir sebebi biliyorum, let the sunshine inhale oluyor. Ve let the wind inhale. Yani rüzgarı içse saçlarında, kalmadı saç ama önemli değil. Hissediyorum kalınlığa doğru rüzgarı. Yani hakikaten sporun ben çok katkısı olduğunu düşünüyorum stres atmada. Spor sağlık için de faydalı. Bırakın stres atmayı. Kas gelişimi, beden sağlığı, romantizm için biri bir. Yüzme en faydalı spor. Faydası bir de yapmak için sınır da yok. Tersinin bile yüzmesi mümkün. Bel fıtraların da yüzmesi mümkün. Körün de yüzmesi mümkün. Yani en güzel spor yüzme, bisiklet, yürüyüş gibi. Düşünüyorum, herkese iyi akşamlar diliyorum. Şenol sana geleyim. SBK sormamız. Her gün birçok stresle karşılaştığını biliyoruz. Bir de, yani evet. Ben ağzına sağlık öncelikle. Seni ben bugün strese sokmaya çok çalıştım. Ondan bir şey bu kadar olurum yani. Onun için daha fazla özellikle gelmiyorum senin. Ama tabii stres gayet mümkün değil. Ama hani bir de şu taraftan bakmayı düşünüyorum ben. Stres bazen başarıyı da getiriyor. İnsanlar doğal olarak. Hani bu stresi mutlaka sınırlanmak olarak düşünmemek lazım. Azim oluşturur insanları diye düşünüyorum. Hani bir şey stres yapar. Yolun yok, evet ben bunu yapmam lazım. Tabii bunu doğru tarafı çekmek önemli. Bazen hataya da olur, bazen de başarıya getirir. Hani burada önemli olan biraz bu. Biz hep şeyden konuştuk. Hani sinirlenmekten bahsettik ama sizin de bu tarafını düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Son sözü Orçun arkadaşımıza verelim. O da sporcu kimliğiyle Orçun Taş'la. Şimdi Kenan stresi başında tanımlarken şey bir tanım yaptı. İşte hayat şey olsaydı, işte stressiz olsaydı ne kadar tek düze olurdu diye bir cümle söyledi. Eğer tek düzelikten sıkılan arkadaş varsa sabahlar yanımıza gelebilir. Akşama kadar müsaitiz. Bir problem yok. Bunun yanı sıra da unuttuğumuz ya da unutmayı üst tuttuğum şeyleri hatırlattım. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve stresle Banu Hanım şey söyledi. Demek ki ben bayağı bir başarabiliyormuşum. Doktor Hanım şey söyledi. Ben sinirliyken gülemiyorum dedi. Ben hem gülüyorum hem de haddinden fazla kibarlaşıyorum. Yani bilin ki çok gülüyorsam ve çok kibar konuşuyorsam gerilmişimdir. Benim de stresle baş etme şeklim bu. Bilmiyorum Kenan doğru mu? Şimdi stres olduğu üstünde eza var.
Bu stres topuğuna kadar çok sıkarsanız üstündeki yazılar silinebilir. Silindiği zaman içindeki stresinizi almış demektir ve iyi ki seminerime gelmişsiniz demektir. Hepinize teşekkürler tekrar.